Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiye gündemini yakından ilgilendiren konuların başında Suriye sınırındaki gelişmeler oluşturuyor. Sınıra baktığımızda maalesef üç tarafından paylaşılmış durumda, dedi. Şey değil yani, tamamen o bölge Suriye devletinin kontrolünün içinde olan bölge. Bodrum ilçesinde düzenlenen Nasıl Bir Türkiye adlı kitabının imza gününe okuyucularıyla bir araya gelen Başbuğ, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbuğ, bir gazetecinin Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili sorduğu bir soruya, Türkiye gündemini yakından ilgilendiren konuların başında Suriye sınırındaki gelişmeler oluşturuyor. Sınıra baktığımızda maalesef üç tarafından paylaşılmış durumda. Çok az bir kısmını Suriye devleti kontrol ediyor. Bir kısmı tamamen IŞİD kontrolünde, bir kısmı PYD kontrolünde. Parçalı, karışık bir durum var, dedi. Bu durumun Türkiye'yi rahatsız ettiğine işaret eden Başbuğ, bu sorunun içinden nasıl çıkılacak gerçekten zor bir soru. Geçmişe bakmak lazım. Aslında Irak bağlamında, Irak'ın kuzeyinde yaşadığımız olayları bir nevi Suriye'nin kuzeyinde yaşıyoruz. Tabii durum gerçekten vahim, diye konuştu. Yapılması gerekenin merkezi Suriye devletinin o bölgede olması gerektiğini anlatan Başbuğ, şunları söyledi. Suriye devletinin o bölgede olması lazım. Yani Suriye devletinin mücadeleyi Suriye devletinin kendisini yürütmesi lazım. Bu maalesef şu anda şey değil yani, tamamen o bölge Suriye devletinin kontrolünün içinde olan bir bölge. Ayrıca bu bölge İran var, Amerika Birleşik Devletleri var, koalisyon güçleri var, karmaşık bir bölge. Nasıl çıkacak ben de bilmiyorum. Gerçekten zor bir konu. Ama dediğim gibi aslında uluslararası içinde kalarak en doğrusu merkezi hükümetle, yani Suriye devletiyle bence işlerin zaman normale çevirerek Suriye devletinin eklemek istediği çözümlenmesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Türkiye'de 2 milyona yakın Suriyeli olduğunu anlatan Başbuğ, Bodrum'da bile ana problemlerden biri. 2 milyon insan çok büyük, ciddi bir sorun. Güvenlik sorunu. Şimdi pek güvenlik boyutu hissedilmiyor ama yakın zamanda çok ciddi bir sorun olacak, ifadesini kullandı. Başbuğ, koalisyon sorularına ise, demokraside iki temel prensip çok önemli. Biri iktidarların seçimle gelmesi, seçimle gitmesi. 7 Haziran seçim sonuçlarına bakarsanız Türkiye'de demokrasinin sağlıklı işlediğini söyleyebiliriz. Yani bunu teyit ediyor şeklinde konuştu. Demokrasilerde çoğunluğun bazen demokrasiye zarar verdiğini öne süren Başbuğ şunları söyledi. Önemli olan çoğulculuk. Aslında baktığınız zaman Türk halkı seçim sisteminin bir sonucu olarak belki 2002'den 2015'e kadar çoğunluk görüyorsunuz ama aslında 2002'de ne oldu? Bir genç parti olayı vardı. Onun tabii seçim sonuçlarını, baraj seçim barajından ötürü çok ciddi etkisi oldu biliyorsunuz. Sonra 2007 seçimleri, 2011 seçimlerinde özellikle biliyorsunuz HDP o zaman tabii değişik isimler de vardı ama parti olarak girmedi. Yine çoğunluk sistemi, çoğunluk geldi. İşte 2015'te çoğulcu bir parlamento görüyoruz. Bu yani ülke bence demokraside çoğulcu istiyorsanız koalisyonlardan korkmamak lazım. Koalisyonlar gayet tabii olabilir. Tabii koalisyon kuracak partiler, asgari müşterekle birleşmeleri lazım. Bu önemli. Bugün itibariyle asgari müşterekle kimler birleşir diye baktığımız zaman İki alternatif gözüküyor. AKP ile CHP ve AKP ile MHP gözüküyor. MHP ile HDP'nin asgari müşterekle birleşme şansı yok. Yani gerçek olarak. Bu iki alternatif var. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu alternatiflerden hangisi gerçekleşecek.